Saygıdeğer Erentepe'liler. Erentepe Köyü fotoğraf albümünü uzun uğraşlar sonunda hazırlamaya ve sizlere keyifle izlettirerek bizlerden önce yaşamış ve şu anda yaşayan köyümüz halkını fotoğraflarla sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Albümde gelmiş geçmiş köy halkımızın fotoğraflarını derleyip düzenleyerek köyümüz halkına tanıtmak için hazırladık. Albümün oluşturulmasında emeği geçenlerden, fotoğrafların derlenmesinde Mehmet Ali Şahin'e, fotoğrafların hazırlanmasında Yasin Karabulut'a, fotoğrafların ve albümün düzenlenmesinde emeği geçen Mehmet Karabulut'a sizlere manevi değeri yüksek, anılarla dolu olan Erentepe Köyü fotoğraf albümünü hazırladıkları için ayrı ayrı teşekkür ederiz. Erentepe Köyü, Osmanlı Devleti'nde Aşiret, Oymak ve Cemaatler kitabının 679. sayfasında Sodurlu aşiretinin yerleşim yerlerinin Karaman, Bozok, Maraş, Aksaray sancağı olduğu yazılmaktadır. Ancak köyde oturan bugünkü eskiler köyün yerleşimini şu şekilde izah etmektedirler. Erentepe Köyü 1700'lü yılların sonunda, 1800'lü yılların başlarında Toroslardan gelen aşiretler içinden bir obanın yerleşmesiyle iskan edilmiştir. Yerleşim yeri olarak şu anda iskanda olan köyün mezarlığının batısında bulunan Aşağı Köy diye adlandırılan yere yerleşmişler. Yerleşilen bu köyde yeraltı suyu bulamadıkları için şu an köyün bulunduğu bölgede yeraltı suyunu bulmuşlar ve buraya iskan olmuşlardır. Köye gelen yörüklerin Oğuz boylarından ve sarı keçili yörüklerden oldukları atalarımız tarafından anılmaktadır. Köyümüzün şimdiki bulunduğu yerleşim yeri zamanında hayvancılığa çok elverişli olduğu, hayvanların otlaklaması açısından merası çok geniş ve genelde düzlük bir arazi olduğu için tercih edilmiştir. Eskiden yavrulayan devenin yavrusu ayağa kalktığı zaman bahar dönemlerinde otlardan zor göründüğü söylentileri vardır. Güz döneminde de otlar kuruduktan sonra çocukların oyun oynarken bu otların arasında tavuk yumurtalarını topladıkları, otlar arasında saklanarak saklambaç oynadıkları rivayet edilmektedir. İlk yerleşen bu atalarımız hayvancılıkla geçindikleri için göçer olarak yaşamlarını sürdürdükleri ve göçerlikten dolayı da belli bir nüfus kayıtları bulunmadığı nüfus idarelerinde yapılan araştırmalar sonucunda anlaşılmaktadır. Bu yüzden iki kuşak önceki atalarımızın kim olduğunu bilemiyoruz. Hazırlanan albümün bizlerden sonra yaşayacak olan evlatlarımıza atalarının kim olduğunu öğrenmelerinde katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Göçebelik zamanla bu insanlara zor gelmeye başladığından sabit olarak yerleşelim, yurt bulalım demişler. Bu bölge uygun olduğu için buraya yerleşelim demişler. Bundan sonra göçebelik hayatına son verelim, son olsun demişler. Son kelimesi sondur, sondurlu şeklinde söylene söylene köyün eski ismi olan Sodur ismini almıştır. 1800'lü yıllardaki salnamelere ve Osmanlı kayıtlarına Sodur olarak kayıtlara geçmiştir. 1960'lı yıllarda Türkiye'deki anlamlı olmayan köy isimlerinde yapılan düzenlemede o günkü değerlendirmeyi yapan kişiler, köy yakınlarında mezarı bulunan evliyadan olduğu söylenen bir zatın ismine izafeten köyün adını Erentepe Köyü olarak değiştirmişlerdir. Köyümüz Çumra'ya 28 kilometre, Konya-Karaman Karayolu'na 4 kilometre, Kuzucu Köyü'ne 5 kilometre mesafededir. Köyün kuzeyinde Lille Höyü mevkinde yapılan çalışmalarda zaman zaman eski mezarlar çıkmaktadır. Köyün arazi komşuları Kuzucu Köyü, Yörük Camii Köyü, Sinci Köyü, Kazım Karabekir ve Güney Sınır ilçeleridir. Köyün kuzey ve kuzeydoğu kısımlarında bulunan tepelerdeki maden ocaklarından krom manganez madeni çıkarılmaktadır. Köyümüzün camisi 1925 yılında, ilk öğretim okulu 1960 yılında, kooperatif binası 2003 yılında yapılmıştır. Köy 71 hanesiyle 317 nüfusa sahiptir. Köyümüz İstiklal Savaşı'nda 36 adet şehit vermiş olup bunun yanı sıra birçok da gazimiz mevcuttur. Mehmet Avcı 7 sene askerlik yapmış, Şeytan Mustafa savaş bitimine kadar askerlik yapmış, Bolacalı İsmail, İbrahim Çengel, Bekçi Mustafa ve Hüseyin Ağaç gibi köylülerimiz İstiklal Savaşı'na ve Şeyh Said isyanında savaşa katılarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında yer almışlardır. Köyümüzün başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.
köyün önemli tarım ürünlerinden arpa, buğday, yulaf, fasulye, nohut, mercimek, mısır, ayçiçeği, kabak, patates, soğan, pancar, domates, kavun, karpuz gibi tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Yörüklerin vazgeçemedikleri meslek koyunculuktur. Bunun yanı sıra köyde büyükbaş hayvancılık da yapılmaktadır. Sulama Kooperatifi 1977'de kurulmuştur. 18 adet faal yeraltı kuyusu bulunmaktadır. Bazı mevkilere yeni kuyular vurulmuş, kuyuların faaliyete geçirilmesi için ve yeni kuyular açılması için çalışmalar devam etmektedir. Eski atalarımızdan kalma adetlerimizden erkek düğünlerinde Arap dede dediğimiz yarı komedi, yarı düşündürücü oyunlar oynanmakta ve çevre köylerin halkı tarafından da çok sevilmektedir. Köyümüzle ilgili bu bilgileri verdikten sonra albümü düzenleyen Mehmet Karabulut'un bu şiirini özellikle gençlerin iyi dinlemesini ve gençliklerinin kıymetini bilmelerini tavsiye ediyoruz. Yokuşa yüzün yok, inişe dizin. Uzağa yakını pek görmez gözün. Sanki bize tarih oluyor sözün, İhtiyarlık başa geldiği zaman. Ağrıdan sızıdan durmaz yakınır. Çare arar, sağa sola bakınır. Az yese, çok yese hemen dokunur. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Yedek parçan olur iğne, şurup, hap. Ne faydası var ki, ne yaparsan yap. İflas etmiş ciğer, yorulmuş bir kalp. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Dizlerin titrer, sonra belin bükülür. Damarlarından sıcak kanın çekilir. Saçın sakalın ağrır, dişlerin dökülür. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Ayakların bastonla üç olur. Gençlikte koştuğun günler hiç olur. Konuşsan suç olur, sussan suç olur. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Arkadaşın olur evde çocuklar. Eşin dostun arada bir seni yoklar. Torunların alır bastonunu saklar. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Biri ölüp ayrıldıysa eşinden, kalan gitmek ister onun peşinden. Çıkaramaz hayalinden, düşünden. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Ne çabuk geçiyor baharlar, güzler. Zaman akımına uymuşuz bizler. İnsan yaşlanınca ölümü gözler. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Yaşlılara değil yalnız bu sözüm. Gençler de yaşlanır, darılmayın sakın. Senin de vuruşur elin yüzün. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Kara bulutun sözünü yabana atma. Doğru yolu bırakıp eğriye sapma. Günahlarından sakın harama bakma. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Anlamı olan bu şiirden sonra Mehmet Ali Şahin, kamil odur ki her yerde koya bir eser. Eseri olmayanın yerinde yeller eser, diyor ve bu söze karşılık eski manevi değerlerimize her zaman sahip çıkmalı, korumalı ve geçmişimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. En güzel yarınlar sizlerin olsun.
Allah'a inanırsan, meleklere var dersen, Allah'a inanırsan, meleklere var dersen, kitabını okursan, Allah seni sevecek, Allah bizi sevecek. Kitabını okursan, Allah seni sevecek, Allah bizi sevecek. Resullere inanırsan, ahirete var dersen, Muhammed'e hak dersen, Allah seni sevecek, Allah bizi sevecek, Allah seni sevecek, Allah bizi sevecek. Namazını kılarsan, orucunu tutarsan, namazını kılarsan, orucunu tutarsan, zekatını verirsen, Allah seni sevecek, Allah bizi sevecek. Zekatını verirsen, Allah seni sevecek, Allah bizi sevecek. Haccını eda edersen, doğruluğa koşarsan, yalandan kaçınırsan, Allah seni sevecek, sevecek, Allah seni sevecek, Allah bizi sevecek. Kalbini kırmazsan, hoşgörülü olursan, kul kalbini kırmazsan, hoşgörülü olursan, hep sevgiyle bakarsan, Allah seni sevecek, Allah bizi sevecek. Hep sevgiyle bakarsan, Allah seni sevecek, Allah bizi sevecek. Kötülüğe koşmazsan, emin kişi olursan, iyilikte hep kalırsan, Allah seni sevecek, Allah bizi sevecek, Allah seni sevecek, Allah bizi sevecek, Allah seni sevecek, Allah bizi sevecek, Allah seni sevecek, Allah.
Zira gözler solup gider, bedeninden takat düşer. Güzelliğin seni siler, gel gel diye çağırır. Kefenleri gibi içerler, dua okuyup geçerler. Sönüp biter her neşeler, gel gel diye çağırır. Dua okuyup geçerler.
var fayda vermez. Kara toprak doymak bilmez. Mehdi ahiretten ölmez. Gel gel diye çağırır. Kefenleri bildi içerler. Dua okuyup geçerler. Sönüp biter her neşeler. Gel gel diye çağırır. Muhabbet bağın yaprağı gibi ben Allah'a
sevdalıyım ben Allah'a, sevdalıyım ben Ahmet'e, sevdalıyım, sevdalıyım, sevdalı, sevdalı. Seni anıp da yürek yanınca ruhumda hayat bulurum. Gönlüm ferahlar ismin duyunca adında lezzet bulurum. Seni anıp da yürek yanınca ruhumda hayat bulurum. Sevdalıyım ben Allah'a, sevdalıyım. Sevdalıyım, sevdalıyım, sevdalı, sevdalıyım. Sevdalıyım, sevdalıyım, sevdalı, sevdalıyım. Sevdalıyım, sevdalıyım, sevdalı, sevdalıyım. Sevdalıyım.
Thank you.
varsın Allah, her şeyin sahibi maliksin Allah. Sen beni yaratansın, halıksın Allah, her şeyin sahibi maliksin.